Evet, geldiniz. Hoş Merhaba. geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz nasılsınız? İtalya'dan Çok herkese selam. çok teşekkür ederim. Nereden? Tekrar bir söyleyelim. İtalya, Modena'dan. İtalya Modena'dan bağlanıyorsunuz. Harika. Nasıl İtalya'da havalar ısındı mı? Çok sıcak. Çok Yani sıcak. bir hafta öncesine kadar acayip yağmurlu, kötüydü havalar. Bir türlü bahar gelmiyor dedik. Birden bahardan vazgeçti ve direkt yaza çevirdi havalar. Çok çok sıcak. 30 Evet. 32 çok sıcak. O Modena biraz güneyinde mi kalıyor? Yok, Modena kuzeyde kalıyor. Emilia Romanya bölgesindeyiz biz. Kuzey İtalya'dayız. Kuzeye yakın. Milano'nun daha birazcık daha aşağısında. Anladım. Süper. Güney çok daha sıcaktır tabii ki bu arada. Değil Onu da söyleyeyim. mi? Harika. Dedim. Ebru'm, şimdi ben çok merak ediyorum yaptıklarınızı. Gerçekten takı, tasarım, online satış, Evet. birçok böyle herkese örnek olacak işler de yaptığınızı düşünüyorum. Teşekkür Onları da ederim. konuşacağız. Ama ben şöyle bu hikayeyi bir dinlemek istiyorum. Nasıl başladınız takı yapmaya? Takılarınızın özellikleri nedir? Böyle bir sizden dinlemeye başlayalım. Hemen akabinde de soruları soracağım. Şöyle, zaten benim özgeçmişimde, eğitimimde seramik var. Seramik aldım üniversitede, Türkiye'de. 10 yıldır bu arada İtalya'da yaşıyorum ben. Eşim İtalyan. 10 yıl öncesine kadar Türkiye'de seramik sektöründe faaliyet gösterdim. Aktif olarak çalıştım çeşitli fabrikalarda. Sanatsal anlamda ve teorik anlamda seramik eğitimi aldım ve bunun üzerine çalıştım. İtalya'ya taşındığımda da tabii ki eşim de seramik üzerine bir şirkette şirketimiz var. Doğal olarak seramikten hiç elimi çıkartamadım. Bir kere böyle hani elinizi soktuğunuz zaman çıkamıyorsunuz işin içerisinden. Bu iş şöyle oldu. Ben çalışma hayatına başladığımda İtalya'da. Bu arada bir kızımız var. 2 yıl İtalya'da çalışmadım. Daha sonra Allah çalışmaya şahit. devam ettim. Çok teşekkür ediyorum herkesinkine. Başladığımda bir firmanın, bir fabrikanın bizim listel dediğimiz yani seramiklerin arasına yerleştirilen reçineden bir takım ürünler var. Onlarla ilgili çalışma yapmaya başladım. Onu öğrenmeye başladım. Renk çalışmaları yapmaya başladım. Onu öğrendikten sonra 7 yıl önce falan oluyor bunlar. Hep aklımda böyle bir takım hani el becerisiyle yapacak işleri nasıl yapabilirim düşünüyordum. Özellikle takı tabii kadınlar çok meraklı. Bu arada İtalya'da el becerisiyle yapılan işler çok ön planda. Yani İtalya'nın birçok yerinde ön planda. Ben bu arada bir de moda ve tasarım üzerine de eğitim aldım İtalya'da 3 yıl. Daha sonra bu pandemi döneminde pandemi başlamadan hemen önce ben çok yoğundum Çin'de neler oluyor. Çünkü biz İtalya'da Çinlilerle çok aktif şekilde çalışıyoruz ve çok fazla Çinli var İtalya'da. Dedim İtalya'da böyle bir şey varsa bu pandemi İtalya'ya geliyor demektir. Ben biraz hazırlanayım. Biz dedim eve kapanacağız büyük ihtimalle ki öyle de oldu. Biliyorsunuz size İtalya'daki Çok gelişmeleri ağır nasıl. geçti, evet. Özellikle sizin bölgelerinizde, değil mi? Çok ağır geçirdik. İnanın bana hayatımızda hiç görmediğimiz, sanıyorum Türkiye'de de görülmemiştir. Çünkü çok ölüm, hani günlük 1.000 kişi ölümler, kişilik ölümler falan oldu. Çok zorlandık açıkçası. Bir de İtalyan halkı, Türk halkı gibi çok aktif, dışarıda sosyal yaşantısı olan bir halk. Çok zorlandık, inanın bana. O dönemde eve kapanacağımızı anlayınca ben hemen dedim ki evde bir şeyler yapmam gerekiyor, belli bu. Ben hemen internetten araştırdım ve bu işe girdim. Daha pandemi başlamadan hazırlıklar yap. Çünkü ben bu işleri bizim iş yerinde laboratuvarda yapıyorum. Pişmesi gerekiyor. Önden hazırlık yaptım ve bu işe girdim. Pandemi döneminde ilerlettim diyelim. Böyle başladım serüven. 2 yıldır da Harika. devam. Ürünler Teşekkürler, var sağ mı olun. şu an? Bu takılar size mi ait? Bunların hepsi benim kendi yaptığım takılar. Bunlar tabii geçen yıl, yani 2 yıl önce yaptığım. Şimdi daha renkli, daha farklı, daha soyut şeyi değiştiriyorum. Yani sürekli değişim içerisindeyim. Ben de anı yakalamaya çalışıyorum, modayı yakalamaya çalışıyorum sürekli. Öyle. Belli bir tema üzerinde, belli bir çizgi üzerinde, belli bir tarz üzerinde mi gidiyorsunuz, yoksa örnek veriyorum o sene esinlendiklerimden, o senenin gidişatından, dünyaya bakıp
gibi mi? Nasıl ürünler? Şöyle, renk, benim için önemli olan renk. Ben renk üzerimdekilere bakmayın. Biraz Juventuslu gibi oldum, Beşiktaşlı gibi oldum bugün ama ben bu renkleri çok Evet. seviyorum. Ama çok renkli çalışıyorum ben. Hani her rengi kullanmaya çalışıyorum. Özellikle moda renkleri bize, çünkü daha önceden seramikte, şimdi şöyle devam ediyor. Araba renklerinden o yılın modasını anlayabiliyorsunuz. Seçilen işte 2022'nin rengi nedir? Arabalarda görürsünüz. Sonra seramikte görürsünüz. Sonra bu kıyafetlere yansır vesaire vesaire. Böyle bu silsileyle devam eder. Ben o renkleri daha erkenden görebildiğim için yılın moda renklerini, o yüzden çok rahat hani renkleri seçebiliyorum. Bir de renklerin kombinasyonu, bu da tabii aldığımız eğitimle ilgili. Yani renkleri kombine edebilmek. Soyut çalışmalar yapıyorum genelde. Zaten reçine ile bir şekil çizmeniz imkansız çünkü sıvı bir ürün. O yüzden de sizin çalışırken ona işte onun doyma noktasına gelmeden önce şekil vermeniz gerekiyor. O yüzden soyut hikayeler çıkıyor, ürünler çıkıyor. Bu şekilde da işte mesela bir kelebek görüyorum. O kelebeğin renklerini alarak hani ona benzeterek işte ya da ne bileyim bir kuşun kanadından yola çıkarak, herhangi birinin kıyafetinden yola çıkarak böyle çalışmalarım olabiliyor. Tema Harika. renkler aslında yaparsınız. Böyle Evet. evet. Peki bir de şimdi böyle ürünler yaparken şimdi bunları online olarak değil mi satışlarını Evet. yapıyorsunuz? Evet. Şu an söyledim. Nerelerde Ebru Hanım? Ya aslına bakarsanız şu ana kadar Avrupa'da satışım var ama ağırlıklı İtalya'da. İtalya'nın her yerine satış yapıyorum. Yani online olarak satış yaptığım için Etsy'de satış yapıyorum. Harika. Instagram, Facebook, Pinterest'te onları birbirine bağladım. Oralarda satış yapıyorum. Harika. Olan yapıyorum. Öyle işte bazen istek gelebiliyor. Ya işte bana şu rengini yapar mısın? Onu yapmak çok zor olduğu için 3 aşağı 5 yukarı kırmamaya çalışıyorum ama online müşteri çok önemli. Dünya artık bu tarafa doğru gidiyor. Biz bunun Evet, farkındayız. evet, evet, evet. Daha da ben herhalde şey düşünüyorum. Aslında tamamını da, yani belki de %10'luk %20'lik kısmını online hani satış şu anda kapsıyor. İlerleyen yıllarda bu çok daha artacak diye düşünüyorum. O yüzden de Kesinlikle. ben de bu konuyla ilgili hem eğitim alıyorum, birazcık agresif satış yapmaya çalışıyorum. İşte paylaşımlar yapıyorum, reel paylaşımları yapıyorum. Ama en önemli konu şu, müşteriye hemen cevap veriyorum. Ürünleri teslimi konusunda da çok dikkatliyim. Müşterinin istediğine yanıt vermeye çalışıyorum. Online satışta bunlar çok önemli kurallar. Bunları yaparsanız Kesinlikle. mutlaka oluyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Ben de öyle çok takip ediyorum. Benim de küçük küçük girişimlerim var ama hani en azından piyasadan bilgim olsun diye mesela Etsy'yi öğrendim çok yeni. Sizin böyle Etsy dediniz ya şimdi mesela birçok kişi sorduğumda bilmiyor. Amazon'u herkes biliyor ama Etsy'yi bilmiyor. Aslında böyle el işi ürünlerinin çok daha iyi tanıtabildiği, satış yapabileceğiniz bir yer değil mi Etsy? 4 yıl öncesine kadar Etsy'de sadece kendi yaptığınız ürünleri satabiliyordunuz. Şimdi artık hani partner olarak gösterip bir markanın ürünü de satabilirsiniz. Artık 4 yıldır böyle. Ama tabii daha çok alıcı Etsy'de el yapımı, el iş ürünlere bakıyor. O yüzden de Etsy bu anlamda çok iyi bir fırsat online satış yapmak isteyenler için. Ama Etsy'nin de tabii, ben çok hani Etsy'de aman aman satışlar yapıyorum, şudur budur diyemem. Daha çok Instagram üzerinden yapıyorum. Ben de Etsy'yi yeni bağladım. Çünkü Instagram'a kanalize olmuştum. Şimdi Etsy'ye de kanalize olmaya başladım. Devam ediyorum. Orada onları çok iyi bilmek gerekiyor. Yani bildiğiniz zaman şifrelerin birkaç işte şifresi var. Onu bildiğiniz zaman bence satış hiç zor değil. Bilmek Evet. gerekiyor sadece. Peki şimdi ben çok fazla mesela burada stüdyoda da görüyorum. Bizim de çok konuklarımız oluyor. Takı tasarımı, online ticaret yapan. Evet. Takının belli bir albenisi mi var yoksa yapması mı kolay diye böyle takı ürünleri çok ön plana çıkar. Takının bir önemi var mı yani sizce modada? Var tabii. Şimdi ben her şeye takı demiyorum. Yani herkesin yaptığını takı demiyorum ben. Benim çok beğendiğim, takip ettiğim, sanatçı dediğim. Yani benim mesela sitelerimin hepsinde şu yazıyor: giyilebilir ya da takılabilir diyebiliriz. Sanat.
Bu başka bir kavram. Yani takı yaparsınız, boncukları alıp dizersiniz. Bu da takı olarak geçer. Ama benim ve benim segmentimde olan herkesin yaptığı giyilebilir sanat yapmak. Çünkü hani bir tablo alabiliyorsunuz evinize. Evinizin aslında aksesuarı işte hani koltuk takımına uygun deriz yani ya, Türkiye'de var gibi bir kavram. Her yerde var gerçi. Aksesuar çok önemli. Ama nasıl yaptığınız ya da nasıl kombinlediğiniz önemli. Ben çok basit bir kıyafet giyip üzerimde olduğu gibi onu takıyla zenginleştirebilirim. Yani çok simple bir şey olabilir ama bir takı takarsınız. O size başka bakılmasına sebebiyet verebilir. O yüzden de ben çok önemli olduğunu düşünüyorum takının. Burada da İtalya'da da gördüğüm, hani gözle gördüğüm ve öğrendiğim 10 yılda insanların stillerinde biz saçta bile hani kullandıkları takılar işte bir mendil erkeklerde bir saat ya da bir işte mesela İtalya'da en çok giden şey bilekliktir. Çok takılır. Yani kadın erkek herkes kullanır bilekliği. Bunun önemini gördüm. Herhangi birisinin çok basit bir kıyafet giyip üzerine böyle bir şal bir şey bağladıktan sonra çok daha dikkat çektiğini, çok daha göz önünde olduğunu gördüm. Ben de takının önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. İnsanın kişiliğini yansıtıyor takı. Sizi Evet anlatıyor evet. yani. Öyle Kesinlikle düşünüyorum ben. kesinlikle. Biraz önce dediğiniz gibi de çok basit böyle bir kıyafeti Evet. çok başka bir level'a götürebiliyor Evet. yani takı. Aynen öyle. Peki şimdi online biraz önce söylediğiniz çok dikkat ediyorum. Hemen cevap vermeye çalışıyorum ama kargo süreçleri var, iade süreçleri var. Mesela bu süreçte nelere dikkat edersiniz en çok? Ya da artık tamamen sisteminiz oturdu mu? Ya oturdu diyebilirim şöyle. Çünkü ben buradaki yerel Türkiye'deki neydi adı hatırlamıyorum şimdi Posta Türk Telekom'du sanıyorum. Onun gibi bir firmayla çalışıyorum. Yerel bir firmayla TTT, ha çalışıyorum. evet. İtalya'nın yerel bir firmasıyla çalışıyorum. O yüzden de neyin nereye kaç günde gittiğini biliyorum. Kargolama sürecini zaten hani 1 ve 3 iş günü olarak ben belirledim. Hemen kargoladıktan sonra işte gideceği yerin hani İtalya içerisinde 2 günle 1 hafta arasında vardığını biliyorum. Zaten bunları sorup da öğrenebiliyorsunuz. Ve hemen gönderdikten sonra paketi müşterime mesaj atıyorum. Paketiniz gönderilmiştir diye. Gönderim yapılmıştır diye. Aldıktan sonra müşteri bana dönüyor. İşte teşekkür ederim vesaire şudur budur söylüyor. Yani o süreçleri bilmek gerekiyor. Çok önemli. Evet Çünkü evet bazen evet size çok önemli. şunu diyorlar çok komik. Benim paketim gelmedi. Şimdi bazı yerlere bazen 1 haftayı geçiyor. Mesela Christmas dediğimiz yılbaşı Noel zamanlarında burada inanılmaz bir trafik oluyor. Ve sizin gönderdiğiniz ürün aslında 5 günde gitmesi gerekirken 2 haftada gidebiliyor. O zaman müşteri ne yapıyor? Siz söylüyorsunuz ama bakın işte sıkışıklık var yılbaşı dönemi biliyorsunuz diye. O zaman şey diyorlar işte ne zaman geçti? 10 gün gelir. 11. gün olmaması lazım. Hemen size dönüş. Neden gelmedi? İşte önden ödeme yapıyorlar çünkü. Etsy'de mesela önden ödeme yapmak zorundalar ürünü almak için. Genelde Instagram'da da böyle. O yüzden size dönüyorlar. Ben de onu bildiğim için o şeyi hep large tutuyorum. Hani 5 günse 1 hafta diyorum falan. Çok önemli. Evet evet o çok önemli. Peki Çok önemli. Türkiye ile şimdi İtalya çok büyük oranını İtalya'ya satış yapıyorum dediniz. Evet, Türkiye'yi de evet. çok iyi biliyorsunuz. Türkiye ile Evet. İtalya arasında özellikle bu el ürünü yapan el ürünlerine bakış açısı çok farklı mı? Biraz önce önemli dediniz İtalya için ama Evet. Türkiye'de nasıl durum? Yani aslında bunu bana bir 3-4 yıl önce sorsaydınız size şunu söylerdim. Türkiye kötü. Ama şimdi hani bu pandemi süreci online satış vesaireden dolayı Türkiye'de aslında çok büyük düzelme ve gelişme söz konusu. Şimdi İtalya'da Floransa'ya giderseniz el yapımı ürünlerin herkes el yapımı ürünler yapar. Yani işte takılar, şapka, manto, deri kıyafetler, ceketler vesaire el yapımıdır bunlar. Bir alamazsınız. Çok pahalıdır yani. O yüzden söylüyorum. El yapımı olduğu için Avrupa'da el yapımı ürünlere çok büyük bir rağbet var ve onun da karşılığını veriyorlar. Sadece el yapımı ürünler değil. Yani el işi, handmade her konuyla ilgili bu. Bir evinize birisini çağırdığınız zaman badana yaptırmak için yüksek rakamlar ödersiniz.
Çünkü onlar hani önemlidir. Şöyle bir fark var Sertan Bey. Türkiye'de finishing bizim hocalarımızın bize yıllarca öğretmeye çalıştığı üniversite yıllarında biz sergilere ürünlerimize katıldığımız zaman finishing önemli çocuklar. Ürününüzü çok güzel bitirmeniz lazım, üsluplu yapmanız lazım, sergilemesini iyi yapmanız lazım. Türkiye'de bu yeni yeni öğrenilmeye başlandı diye düşünüyorum. İtalya'da çok iyi biliniyor. İtalya zaten hani baktığınız zaman her yerine sanat kokan bir ülke. İnsanları da öyle. Yani Her o zaman yüzden de söylediğin siz bir şey var. öğreniyorsunuz. Evet. Buyurun. Çok böyle eski İstanbullu olduğum için söylüyorum. Çok eski İstanbul böyle semtlerinde gezdiğim, büyüdüğüm için söylüyorum. Hep dediğim bir şey var. Eğer şu İstanbul İtalyanların elinde olsaydı çok başka bir şehir olurdu yani. Hep söylerim. Yani gerçekten Katılıyorum. sanat anlamında çok farklı bir millet İtalyanlar. Onun haricinde de ben biraz şeyden şikayetçiyim. Çok güzel bir noktaya geldiniz biraz önce. Hep böyle online ticarete girmek ister herkes ama ne satacağım acaba diye düşünür. Ben de hep şunu söylerim. Ne sattığının çok önemi yok. Nasıl sattığının çok önemi var internette. Ya Evet. o yüzden bilinçli tüketici olmak, satıcı olmak çok önemli. Yani gidip artık telefonla bir şeyin fotoğrafını çekip koyamazsınız oraya. Olmuyor yani. Doğru mudur? Soru Bakın çok önemli. saatler sürüyor biliyor musunuz? Finishing yaptıktan, ürünü bitirdikten sonra onu pazarlamak, onun fotoğrafını çekmek biliyor musunuz? O kadar uzun sürüyor ki benim ürünleri yapmamdan daha uzun bir süre sürüyor. Siz benim ürünleri belki görmüşsünüzdür Instagram'da. O ışık, açı, onun nasıl çekmem, kadrajı almam gerektiği vesaire bunlar çok önemli. Çok ben bunlarla ilgili ama çok hani araştırma yaptım. Hangisi daha çok dikkat çekiyor? Nasıl yapmak gerekiyor? Nasıl ürünleri sergilemek gerekiyor? Bunlar çok önemli. Yoksa hani koydunuz gitti. O kadar iyi takip ettiğim, hani çok iyi bulduğum ve takip ettiğim işte takı tasarımcıları var ki şahane ürünler ama sergilemeleri de muhteşem. Çünkü Evet, biliyor evet, onun dikkat evet, evet. çekimlerini. O Ki çok hem de önemli bir şey. Doğru mağazalar söylüyorsun. da o pazar yerleri de sanırım fotoğraflara artık çok önem veriyor. Ya iyi Evet. fotoğraflı ürünlerini sunmanızı istiyorlar. Ona göre üstlere çıkarıyorlar değil mi size? Tabii ki, tabii ki. Yani sizin tıklanmanız, reel paylaşımlarınız, ürününüzün aldığı ışık, mesela ürünün hangi ışıkta, hangi şeyi kullanıyorsanız, hani ışığı kullanıyorsanız, onlar falan hep böyle şifreli. Onları bilmek gerekiyor. Hangi ışık önemli, hangi ışığa daha çok bakıyorlar, hangi fotoğrafın hangi ışıkla photoshoplanmış haline bakıyorlar falan, bunları bilmek gerekiyor. Çok önemli ya. Onlar Evet. önemli. Yani Evet, kesinlikle. Ya ben evet. öyle yaptım, dükkan açtım, fotoğraflarımı Yok. çektim, telefon olmuyor öyle Yok. ya. Anahtar kelimeler. Ya profesyonelleşti, daha da profesyonelleşecek. Ben Kesinlikle. çok kullanıyorum, herkes de kullanıyor online alışverişi. Bence herkesin de, özellikle ben hep örnek veriyorum. Türkiye'de çok destekliyor devlet, biliyor musunuz? Yani böyle Öyle el mi? yapımı ürünleri yapın, edin, satın, Evet. KOSGEB destekleri var, devlet destekleri var. Devlet çok istiyor ama bizim ülkemizde de biraz biliyorsunuzdur, devlet desteğini alır gider evindeki mutfağı yaptırır yani bizim o konularda da. Şöyle. Çok doğru söylüyorsunuz ama şunu söyleyeceğim ben size. Onu söylemek istiyorum. Bizim Türkiye'de çok girişimci, başarılı, özellikle kadınlar adına konuşmak istiyorum. Kadınlarımız var. Çok el becerisi yüksek bir ülkeyiz biz. Çünkü topraklarımız böyle bizim. Evet, Şimdi evet, evet. kısa bir örnek verebilir miyim hani zaman Çok almayacaksa? sevinirim. Çok sevinirim. Buyurun. Geçtiğimiz hafta bir organizasyon vardı. Bir vakfa üyeyim ben burada. Yabancı Kadınlar Vakfı. Bir organizasyon vardı. Türk arkadaşlar da var, yabancı arkadaşlar da var. Özellikle Kuzey Avrupa'dan gelen bütün kadın arkadaşların hepsinin kıyafet seçimi aynı. Aynı renk, aynı pantolon, işte aynı gömlek, aynı saç şekli, hepsi aynı. Biz ise cıvıl cıvılız ve o zaman şöyle bir şey oluyor. Size diyorlar ki sen bunu nereden aldın? Yani çünkü hani İtalyanlar da öyle bakın. Ama bizim Türklerde bu çok daha böyle hani yöresel bir tarzımız var bizim. Aslında bunu bir adım hani bir step daha çıkabilseler, öne geçirebilseler çok güzel şeyler yapabilirler. Yapanlar da var Türkiye'de. Var. Ben çok beğeniyorum. Ama tabii hani çok çaba göstermek gerekiyor. Ben şöyle bir şey okudum Sertan Bey. Bir işin online bir satışın herhangi bir sitede, platformda başarılı olmaya başlaması için 14 ay gerekiyor. Evet. Yani başladığınızdan itibaren her gün
çaba gösterdiğiniz takdirde 14 ay sonra bir satış grafiği yakalabilme durumuna gelebiliyorsunuz. Doğru bir Evet. şey yalnız bu. Kesinlikle, Ortalama. kesinlikle. Yani öğrenmek lazım. İyice o satışı öne çıkarması için devamlı Evet. yüklemeler. Vazgeçmemek lazım. Evet, çok ekstrem istisna örnekler olabiliyor. Ya yani birden patlayan bir ürün olabiliyor ama bu asla Evet var. geneli bozacağını düşünmüyorum. Şöyle şeyler de yapanlar var Ebru'nun. Bilmiyorum tabii ilerideki hedefleriniz neler ama mesela farklı farklı kişilerle tedarik yapıp tedarik zincirini güçlendirip örnek veriyorum takılarınız şimdi dediğim gibi tam olarak sadece kendi dükkanınızdan mı yapıyorsunuz? Başka satış yapanlara ürünlerinizi veriyor musunuz mesela satmaları için? Yoksa hayır ben işin Öyle öyle. başındayım teslim etmem mi dersiniz? Yani aslında öyle istekler oluyor. Şuna kapalı değilim. Şimdi benim hedefler dersek şöyle bir durum var. Daha yeni o da oluştu. Özellikle Instagram'daki paylaşımlardan dolayı böyle bir geliyor mu sesin? Geliyor şimdi. Okey. Ben bu paylaşımlarımdan dolayı geçtiğimiz haftalarda Milano Jewelry davet aldım. Fuara katılım daveti aldım. Çok önemli bir fuar bu. Takı fuarı. Ona katılmayı düşünüyorum. Hatta aslına bakarsanız bugün onaylandı, okeylendi. Katılacağım da Ekim ayında. Bir Türk olarak Güzel geçer hani umarım. umarım. Çünkü gerçekten hani isim yaptığınız bir platform orası. Benim hedefim butik ürünler yapmak. Ben işte tutup da hani günlük 1.000 tane ürün yapayım, tişört basar gibi hani satayım tarzı bir bakış açım yok online satışta. Butik ürünler yapmayı planlıyorum. Tabii şöyle bir şey de geliyor bana. İşte belirli işte follower değil de hani influencerlar geliyor bana. Diyorlar ki hani ürünleri bize gönderin. Ben de işte şu maksatlı böyle bir şeyler yapabiliriz. Ben ona hayır diyorum, istemiyorum öyle bir şeye. Ben zaten hani takılarımı kendimde sergileyebiliyorum. Hani bedelsiz ürün isteyenler oluyor. Ya da bana işte bizim ürünlerimizi sergiler misin diyenler oluyor. Ben kendim gitmeyi hedefledim şu anda. Çünkü kendi brandimi oluşturmaya çalışıyorum. Çok daha başındayım zaten. Bu zaman alıyor. Elimden geldiğince şunu da söyleyeyim. Online satışta reklam çok önemli. Çok çok Evet. önemli. Reklam yapmak zorundasınız. O yüzden de online satış yapmak istiyorsanız mutlaka bir birikiminiz olması gerekiyor. Çünkü bunlar hani öyle çok ucuz şeyler değil. Yani eğer sürekli reklam yaparsanız geri dönüşleri oluyor. Mutlaka satış yapıyorsunuz. O yüzden de hani ben reklama çok önem veriyorum online satışta. Bunu da yapıyorum. Kah Instagram'dan yapıyorum, kah Facebook'tan. Ya işte Pinterest'ten yapıyorum ama kendim yapıyorum. Başka biriyle gitmeyi düşünmüyorum. Bütün çalışmak Ne? istiyorum çünkü. Harika. Yani çünkü dediğiniz gibi reklam çok önemli. Ben de hep konuklarım sorarlar acaba nasıl yapayım? Valla hep derim ki bu iş bütçeyle ilgili bir iş. Ayda 100 Aynen lira da öyle. harcayabilirsiniz. 20 bin lira da harcayabilirsiniz. Bu tamamen sizin Evet. bütçenize, stratejinize bağlı ama yapmadan olmaz. Mutlaka Olmaz, yapmak mümkün. gerekiyor. Belki şöyle Sertan Bey, bir 5 yıl önce, 6 yıl önce hani bu daha online satış çok ön planda değilken bunun ekmeğini yiyen çok insan olmuştur açıkçası. Evet. Hani Doğru. satış yani reklam yapmadan satan çok olmuştur. Çünkü hani bazı insanlar bunu öngörebiliyor. Ben onlardan biri olmadım. Ben onlardan biri olmadım derken zamanı yani o zaman da değildim. Doğru zamanda doğru iş yapmak önemli bence. Bir Bu de sanki böyle zamanmış benim işinizi zamanım. şansa bırakmak istemezsiniz siz. Öyle bir aura Böyle bir tarzım yok inanın bana. Yani sezdim sizi. zaten ben bu takı işini hobi olarak yapıyorum. Hali hazırda hobi olarak yapıyorum. Yani kendimi işimi icra ediyorum. Şirkete çalışıyorum. Şu anda da şirketteyim. Ama hani takı benim için benim kendime yatırımım. Kendime derken benim zevkime yatırımım. Çünkü ben insanların hayatım boyunca en önem verdiğim şey şu oldu. Her konuda kendime yatırım yaptım ben. Hala da devam ediyorum. Çünkü kendinize yatırım yaparsanız bir gün onun meyvelerini topluyorsunuz. Ama kendinize yatırım yaptığınız aradan 20 yıl geçti. Hiçbir şey yapmadınız. O zaman bu da hiçbir şey değil. Yani yenilemek zorundasınız kendinizi. Kesinlikle. Hiç düşmemek Bu çok lazım. önemli bir şey. Evet, çok önemli bir şey bu.
O Ebru yüzden de Hanım, dikkat edelim. Değil mi? bir de ben şöyle bir açık görüyorum genelde ve çok şikayetçi olduğum bir konudur benim, bilinçsiz tüketici olmak. Ben Türkiye'de bu Evet. sorunun çok olduğunu düşünüyorum, bilinçsiz tüketici olmanın. Hep isterim ki tüketiciler bir şey almadan önce bilinçlensinler. Size mesela şey gelir mi? Ya işte ben şöyle bir yere katılacağım, bir geceye katılacağım, ona uygun takı ya da bir türlü seçemiyorum. Böyle tavsiyeler veriyor musunuz? Topluluğunuzla hiç Veriyorum. konuşmalarınız oluyor mu? Oluyor. Şöyle mesela bazı yerel sanatçılar olabiliyor İtalya'da. Bizim Türkiye'de olduğu gibi yerel sanatçılar oluyor. Mesela onlar bana kendi kıyafetlerini gönderiyorlar. İşte bu gece burada programa çıkacağım. Böyle bir kıyafet düşünüyorum. Buna yardımcı olabilir misiniz diye. Böyle şeyler geliyor. Ben de tavsiye ediyorum. İşte şunu şöyle bir renkle kombin edebilirsiniz ya da şunu yapabilirsiniz diye geliyor. İtalyanlarda bu çok hani gerekli midir? Tartışılır. Çünkü gerçekten hani sokağa çıktığın zaman bir Fashion Week haftasında gibisiniz yani. İtalya'da böyle maalesef. Adamların öyle bir gözü var yani, çok iyiler bu konuda. Çok başarılılar. Evet Yani evet bir fulari kesinlikle. bile satarken onun, ben artık bir İtalyanı havaalanında mesela binlerce insan var, İtalyanı hemen anlarım, bu İtalyan diyebilirim. Anlaşılıyor çünkü. O şeyi veriyorlar. Gerçekten öyle. Hemen Evet anlarım. evet. Ben de çok benzetirim Türklere, İtalyanları. Yani Evet. yemek yeme konularını, Benziyor. içki içme, sosyal ortamlarını Çok çok komik çok şeyler var. gerçek. Evet, gerçekten öyle. Çok komik, çok komik. Yani benim eşim İtalyan olduğu için söylemiştim önceden de. Yaşadığımız çok komik anılarımız var yani. Şu an o Türkiye'de mesela, iş toplantıları var. Türkiye'ye gitti dün. Ben buradayım. Türkiye vardı, şey diyor bana. Ay, yaşasın, Türkiye'ye geldim diyor. O da çok seviyor Türkiye'yi. Yani birbirini seven ülkeleriz bizler, Evet, insan olarak. kesinlikle. Ben de Kapalı Çarşı'da çalışmış biri olarak İtalyanlarla böyle çok içli dışlıydık. Yani çok Öyle mi? gelirlerdi benim. Şimdi maalesef şu an Türkiye gündemini takip ediyorsanız Türk halkının en çok şikayetçi olduğu konu. Sizin de tahmin ediyorum İtalya'da da bu sorun çok vardır. Ama sizin biraz daha sert önlemler alıyor hükümet. Bizde maalesef öyle sert önlemler alınmadığı için artık İtalyanlar, Evet. Almanlardan ziyade maalesef Katarlılar falan ülkemize çok gelir oldular. Çok memnun değiliz ama Biliyorum. Gündemi çok bakalım. çok takip fazlasıyla yani ilgilendiğim, Türkiye gündemiyle çok ilgileniyorum açıkçası. İtalya'da Türkiye'de yapılan şeylerin yapılması imkansız. Yani bir kere zaten mülteci olarak geldiğiniz andan itibaren, ben burada İtalya'ya ilk yerleştikten sonra İtalyanca konuşmuyordum ve şimdi İngilizce konuşuyorduk. Dolayısıyla İtalyanca bilmediğim için öğrenmek durumundaydım ve hemen okula başladım. Gelir gelmez. Dolayısıyla yabancı insanlarla, başka ülkelerden iltica etmiş insanlarla okula gittim ben 3 yıl. Onların hemen mesela devlet şunu söylüyor. Ben İtalyan'la evliyim. İtalyan'la evli olan bir kadının hani vatandaşlık alması, hemen alması ya da oturma izni alması gerekmiyor. Size devlet veriyor bunu. Ama ailecek gelmişsiniz, hani Suriyeliler, Katar, işte ne bileyim, Afganistanlar, Pakistanlar gibi kaçak gelmişseniz, diyor ki ilk önce sen burada yaşama hakkı istiyorsan benim dilimi öğreneceksin, sınavı geçeceksin. Ondan sonra ben sana ilk önce 1 yıl, sonra 2 yıl, sonra 3 yıl senin durumuna göre oturma izni ve çalışma izni vereceğim. Böyle ilerliyor burada işler ve çok ciddiler bu konuda. O yüzden Türkiye'de Evet. biraz bildiğim kadarıyla maalesef. Maalesef artık nasıl anlaşmalar yapıldı bilmiyoruz ama maalesef böyle sıkıntılar var. Umarız önümüzdeki dönemde bunlar olmayacak. Peki. Umut ediyor hepiniz. Evet. Şimdi hani o fuara katılacaksınız ya. Evet. Dediniz ya biraz önce. Neydi? Milano'da Jewelry Show muydu? Jewelry Week. Yani takı haftası. Milan takı, Takı. Fashion Week gibi takı haftası. Peki orada hedeflerde dediniz ama yok böyle çok butik gitmek istiyorum ama böyle çok güzel bir teklif gelirse çok böyle adetli ürünler isterlerse sizden geri çevirir misiniz? Ay, niye çevireceğim? Çevirmem de. Niye çevireyim ki? Öyle bir şey kim? Yani onun için ben kesinlikle bir plan hazırlarım. A planı, B planı kesin, yani çevirmem, canım yok öyle bir şey yani. Ve ben de niye çevireceğim? Öyle bir şey yok. Yok. Ya Niye tamam, butik çevireyim? mağaza Olmak evet yok. benim hobim ama ticari olarak da Aman yaparım. yok canım yani.
Yok ya, öyle bir şey olursa soru bir kere geldi. Arkadaşlar öyle bir şey olursa ne yapacağız? Dedim ki hep beraber gireceğiz işin içerisine ya, yani. Beraber yapacak bir şey yok. Yani o iş oraya geldiğinde fabrikasyon üretim yapmak da öyle yani, atla deve değil yani. O da yapılabilir. Kesinlikle, kesin. Bence el yapımı daha zordur. Evet, kesinlikle. Onun makinesi de var, ben biliyorum. Yani reçine, döküm makineleri falan var. Çok iyi bildiğim işler benim bunlar. Ama sizin yaptığınız gibi olmayacaktır. O yüzden de benim buradaki hedefim İtalyan markalara, hani kıyafet tasarlayan markalara olarak takı tasarımı yapmak. Bendeki hedef bu şu an, şu an için. Sonrasını Peki, bilemiyorum. şunu ben fiyat sormayı sevmem böyle yayınlarda ama hitap ettiğiniz Hı. kitle bakımından söyleyeyim. Ürünleriniz mesela lüks tüketime mi girer yoksa herkesin Yok, alıp hayır. satabileceği? Yok. Yani şimdi Türkiye'ye göre evet lüks. Yani Artık Türkiye'nin evet. şimdi Türkiye düşünürsen lüks tüketime giriyor, evet. Ama baktığınızda İtalya için çok normal rakamlar. Yani bütün, yani Etsy'ye girdiğiniz zaman benim ürünlerin fiyatlarını görebiliyorsunuz zaten. Hiçbir şekilde lüks tüketim değil. Zaten hani o ürün gamını hazırladığınız zaman 3 aşağı 5 yukarı araştırma yapıyorsunuz. Piyasa araştırması yapıyorsunuz. Ona göre zaten fiyat veriyorsunuz. Burada ekleyeceğiniz sizin el işçiliğinizdir. Evet. O kadar. Peki Ama yok. şey oluyor mu İbrahim, onu da merak ettim. Örnek veriyorum, takıda böyle küçük bir işte ne bileyim arıza olabiliyor. Kullanım 3 ay kullanmış, 6 ay kullanmış. Onu tamir ediyor musunuz mesela geri gönderseler? Yani yakınsa ve gerçekten hani böyle bana gönderir, tabii ki tamir edebilirim. Hiç bununla ilgili hiçbir şey yaşamadım şu ana kadar. Ellerimi şöyle bir hemen şey yapayım. Yok yani, yaşamadım. Hiç yaşamadım, ama olursa mutlaka tamir ediyorum. Yani yakınımda bir kere bir Kullanıcı kişinin hatası da olmuştu. olabilir bu. Ya olabilir ama olsun. Hani bana göndersin, ben bunu işte geri vermek istiyorum diye bir şey de gelmedi. Ama hani bu işte arızalandı. Zaten takı, yani atla, dediğim gibi atla deve bir hikayesi Aynen yok evet. yani. Bir şey var. Onu düzeltirsiniz, yenilersiniz, gönderirsiniz. Yani onu da, ya öyle bir ürün gamım yok benim. Ama şunu da ilave etmek istiyorum Sertan Bey. Benim ileride hedefim, yine biz Swarovski taşlarla ilgili üretimlerimiz de seramikte var. Bir sonraki stepte bunları da kullanmayı, altın tozu kullanmayı düşünüyorum. Onlar da Ya olacak ilerleyen evet. dönemlerde. Çalışıyorum şu anda. Yeni seriler oluyor. Hiç dükkanınız yok Evet. değil mi sizin? Belli bir dükkanınız var mı, sadece online mı? Yok işte, ben şimdi hani o kadar çok aslında böyle istiyorum, ama o zaman da şöyle bir şey oluyor iş yerinde de, yani çalıştığım şirkette de yönetim kurulundayım, o zaman da yani vergi dilimine girmek durumundayım, kendi işte vergi numaramı almak durumundayım, o işler çok karışık oluyor. Burada da vergi ödemeden hani bir iş yapmanız imkansız, imkansız. O yüzden de o iş karışık oluyor. Hani belki dediğim gibi bir takım firmalarla anlaşıp ürünlerinizi orada sergileyebilirsiniz. Türkiye'de de var böyle bir sistem. Böyle bir köşe alabilirsiniz. Onları Evet. düşünüyorum şu an. Yapmayı planlıyorum Evet. onları. Vallahi Olabilir. yani sizle konuştuğumdan beri üzerinizdeki takılara sürekli bakıyorum, küpelere. İşte zincir gibi bir şey değil mi bu boyun? Evet, bu işte zincir gibi. Bunlar yüzüklerim. Ya bu Aha. böyle bir set. Bu kolyesi falan, küpeleri. Böyle bir set. Ama dediğim gibi ben çok renkli çalışıyorum. Her Bunu gün set halinde mi Ebru Hanım satıyorsunuz peki? ya tek tek satıyorum. Tek set halinde isteyen de oluyor. Değişiyor ya. Ben küpe ağırlıklı çalışıyorum aslında bakarsanız. Ama hani yaz geliyor. Şimdi işte onları bir takım farklı şeyle, yazlık ürünlerle birleştiriyorum. Hani yan ürünlerle birleştiriyorum. Kışın başka ürünler kullanıyorum, ama reçine ana tema. Reçine de kullandığım renk ve glitter dediğimiz parlak simler ana tema. Onlar üzerinde dönüyor. Sesim geliyor mu? Sizin geliyor bana. Benimki geliyor mu? Evet, şu an Heh, geliyor. tamam. Şu an Peki o zaman geliyor. bir fiyat alalım. Bu seti ben merak ettim.
Ay yok, bu ilk yaptıklarından şey yani, bedensiz ürün. Bu bedensiz ürün ama yani şimdi şöyle, açıkçası yazıyor zaten, hani dediğim gibi küpeler 18 eurodan satılıyor. Yüzükler değişiyor. Onlar da 10 ve 15 euroya kadar devam ediyor. Kolyeler, onların içerisinde kullandığınız işte bir takım taşlar falan olduğu için 30 eurodan başlıyor, 45-50 euroya kadar çıkabiliyor. Böyle bu fiyat Çok iyi. aralığı bu. İyi iyi fiyatlar, gayet Çok iyi. çok iyi ya Evet, gayet iyi. fiyatlardan. Evet. Vallahi çok iyi. Ya gerçekten. Çok iyi. Türkiye'den mi alıyorsunuz malzemeleri? Bir şey söyleyeyim mi size? Evet, Türkiye'den alıyorum birçok şeyi. Ama en çok aldığım yer Amazon Öyle ürünleri. mi? Amazon'dan, kalıplarımı Amazon'dan alıyorum. Mesela kalıp almanız gerekiyor. Etsy'den de kalıp alıyorum. Ondan sonra işte aparatları, çünkü İtalya inanılmaz pahalı. Bu konuda Evet. ben Türkiye'ye geldiğim zaman mesela bir valiz yarım dolu şekilde gelip iki valize dönebiliyorum. Ya da Türkiye'den gelen arkadaşlar olursa, hani iş için gelen arkadaşlar bana şunları alabilir misiniz diye söylüyorum, alıyorlar falan. O şekilde yani, Türkiye çok uygun fiyat olarak bana. Çünkü Süper. burası çok Çok sev. pahalı. Ve Evet, Amazon'dan alıyorum. lütfen Türkiye'yi unutmayalım. O Türk Yok. satıcılardan mı alıyorsun? Kesinlikle Türk satıcılardan alıyorum. Aa, harika. Yani Ben de Kapalı Çarşı Türkiye'deyim. mesela, Eminönü Kapalı Çarşı benim için çok önemli bir yerdir. Yani mutlaka ziyaretim olur her geldiğimde. Şey, belli bazı mağazalar, hani sürekli gittiğim mağazalar var. Kaliteli ürün kullan. Bu arada şuna çok dikkat ediyorum. Kullandığım bütün ürünlerde antialerjik ürünler kullanmaya çalışıyorum. Çok Çünkü önemli, çok önemli. evet. Evet, kararmayan, kaliteli ürünler kullanıyorum. Çok kişiden duyuyorum çünkü ben takamıyorum işte takmak istiyorum ama alerjim var gibi çok duyuyorum mesela. Evet, bu detayı Ben atlamışım ben. Evet, de o çok çok alerjik önemli. bir insan olduğum için o yüzden çok dikkat ediyorum. Antialerjik ürünler kullanıyorum. Özellikle küpelerde bu çok, kadınlarda çok problem olabiliyor. Bu arada kadınlar diyorum, erkekler için de planlarım var. Hani takı planlarım var. Erkekler Türkiye'de yavaş yavaş takmaya başladılar. Hani bileklikler çok Ben de çok evet. severim bileklik. Siz artık kimse çıkmıyor Evet. vallahi Ebru'm söyleyeyim. Öyle mi? O işe de bir el atın siz. Ya hatta ben şöyle söyleyeyim artık biz güzellik uzmanlarını da çok ağırladığımız için kanalda. Çoğu güzellik uzmanıyla konuştuğumuzda benim erkek müşterim daha çok demeye başladılar artık. Ama bir şey söyleyeyim mi size? Öyle olması gerekiyor. Ben mesela böyle kafamda bu işe başladığımda, işte daha önce moda ve tasarımla ilgili okula giderken gördüğüm bazı şeyler var. Hiç gözümün önünden gitmiyor o insanlar. Gerçekten hani erkekler mesela, İtalyanlarda şu çok sertan bir çok revaçtadır. Bakın oradan anlarsınız. Buradan buraya kadar bizim böyle altın bilezik takarlar ya. Buradan buraya kadar gerçekten hepsinin ellerinde böyle bilezikler var. Buraya kadar. Her kadın, erkek, herkes. Bana en çok İtalya'da neden bileklik daha az yapıyorsun diye soruyorlar. Ben isim bilekliği yaptım. İçine ele dökümlü deri. O kadar çok sattım ki inanamazsınız. Mesela. Buluyorlar. Hani öyle bir erkeklerle ilgili hedeflerim var ama kolye falan da düşünüyorum ben erkeklere. Geliyor mu sesim? Yani ama şimdi çok sattım dediniz. Sonrası gitti Ebru Hanım. Şöyle, yani şunu söyleyeceğim. Bileklik çok sattım. Erkeklerle ilgili de düşünüyorum. Erkeklere de çok sattım. Ama hani bilekliğin yanı sıra erkeklerle ilgili falan da düşünüyorum. Yani aksesuar düşünüyorum. Evet, Yani evet, kravat, evet. iğne falan, bir takım planlarım var. Onlar işte ilerleyen zamanlarda hep böyle yavaş yavaş kafamda oluşa böyle kurup kurup. Mesela ben yapamadığım zaman bir şeyi, uyuyamayan bir insanım yani. Hani o kadar, evet, niye ben bunu yapamadım diye deneyip deneyip yanılıp yanılıp yapan bir insanım. O Bundan da yüzden siz bir vazgeçmeyeceğim. karar almıyorsunuz. Evet, tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkürler, Vay çok Ebru'm. nazik. Çok keyif aldım. Var mı eklemek Ben istediğiniz bir şey? bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi bir projeden söyleyeceğim, çok kısa. Maalesef ailemizde birkaç aydır yaşadığımız ablam kanser. O yüzden de tedavi görüyor, Geçmiş olsun. kemoterapi görüyor. Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. O süre içerisinde
Benim tasarladığım bir proje vardı. Şimdi o gündemde. Hem Türkiye'de bunu yapmak istiyorum hem İtalya'da. Çünkü kadınlar maalesef kemoterapi gören kadınlar saçlarını kaybettikten sonra bir şoka giriyorlar. Yani ben ve çevrelerindeki insanlar da giriyor. Kimisi peruk kullanıyor, kimisi bir şekilde kapatıyor falan. Benim ablam hiç öyle bir şey yapmadı. Benim küpelerimi aksesuarlarımdan verdim ona. O işte verdiklerimi kullanmaya başladı. O şekilde dışarıya çıkıyor ve çok da dikkat çekiyor. Bunu görerek ben İtalya'dan bu üyesi olduğum vakıfla birlikte pilot bir hasta, Milano'da bir hastane belirledik. Büyük ihtimal olacak gibi. Orada işte kemoterapi gören kadınlara bir öyle bir jestimiz diyelim, bir projemiz olacak. Türkiye'de de aynı pilot bir hastane seçip orada da düşünüyorum. Böyle bir projem var. Çünkü renkli ürünler, renkli olduğu için de kadınların hani kendilerini bir şekilde iyi hissetmelerini sağladığını düşünüyorum ben bunun. O yüzden de böyle bir projem var. Onu da faaliyete geçirmek istiyorum. Aslında en büyük hedefim bu şu an için. Süper. Öyle bir şu an ama ürünler var mı? O öyle bir seri mi yapmak istiyorsunuz? Nasıl olacak? Öyle bir seri yapacağım. Öyle bir seri yapacağım. Çok renkli bir seri yapacağım. Çünkü saçı olmadığı zaman bir insan daha farklı yerlere dikkat, yani bizim öğrendiğimiz hani moda ve tasarımla ilgili dikkat çekmek istediğiniz yere daha renkli, daha odaklı şeyler koyun ki oraya dikkat çekin gibi bir şey vardı. Ben de hani kadınların işte renkli küpeler ya da ne bileyim aksesuarlarla hani bu geçişi tamamlamalarını istiyorum. Böyle bir hedefim var. Şimdi o konu üzerine çalışıyoruz. Bakalım. Çok Umarım güzel bir başarılı olur. detay. Çok güzel bir Evet. detay. Öyle bir Evet, serimiz böyle. olduğunda muhakkak tekrar yayın yapalım İbrahim ya. Hazır deyin, Tabii serimize ki, ne demek? sayıklanan arkadaşlar size bir yayında. Onu burada da Yani ne demek? tanıtalım ya. İyi fikirler Çok veririz teşekkür buradaki ederim. insanlara. Ben Çok teşekkür teşekkür ediyorum. ediyorum. Çok Çok memnun çok oldum. memnun oldum. Ben de çok memnun Ben oldum. Eşinize de çok selam. İşlerinizde başarılarınızın, satışlarınızın, böyle memnuniyetlerin derecelendirmelerin çok yüksek devam etmesini dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok memnun oldum. Sizlere de çok selamlar, sevgiler. Her zaman buraya da bekliyorum. Gelebilirseniz Çok sağ bekliyorum. olun. Ben de Türkiye'ye geldiğinde stüdyolara mutlaka bekliyorum. Tabii ki. Kendinize çok iyi Tabii. bakın. Görüşmek üzere. Siz de çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşça kalın. Sevgiler.